İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın şefaati. Mahşerin sıkıntısı olunca gayet çetin, şefaatçi ararlar halk bundan halas için. Önce Adem Nebi'nin varırlar huzuruna. Bu sıkıntılarını söylerler önce ona. Derler ki, ey babamız ve ey Hazreti Adem, sen Allah'ın Resulü, aziz ve şerifsin hem. Halimiz pek fenadır. Şefaat et ki bize, buyursun Hak Teâlâ ne hüküm verir ise. Artık hesabımıza başlasın ki Rabbimiz, zira bu sıkıntıya kalmadı takatimiz. Adem aleyhisselam özür beyan ederek Nuh aleyhisselama buyurur onları sevk. Bin sene müşavere ederek sonra onlar Nuh aleyhisselamın huzuruna varırlar. O da layık görmeyip şefaate kendini İbrahim peygambere söyler gitmelerini. Onlar yine bin sene ederek müşavere, giderler bu sefer de İbrahim peygambere. O da özür dileyip geri çeker kendini ve Musa peygambere söyler gitmelerini. O da özür dileyip onlara der ki hemen, talep edin siz bunu gidip İsa Nebi'den. Ona gidip derler ki, ya İsa, bize acı. Bu halden halas için sen ol bize aracı. O da özür dileyip buyurur ki onlara, gidin siz bunun için Hatemül Enbiya'ya. Çünkü peygamberlerin odur en şereflisi, odur Hak Teâlâ'nın en kıymetli nebisi. Hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Siz şimdi gidip ondan talep edin şefaat. Onlar bunu duyunca pek fazla sevinirler. Hemen Resulullah'ın minberine gelirler. Derler ki, elbette sen Habibisin Allah'ın. Habib en iyisidir bütün vasıtaların. Biz Hazreti Adem'e gittikse de ilk kere, o havale eyledi bizi Nuh peygambere. Ona gidip arz ettik bu fena halimizi. İbrahim peygambere gönderdi o da bizi. Ona gidip söyledik derdimizi bu defa. O da gönderdi bizi Musa Kelimullah'a. Ona dahi giderek arz edince nihayet, dedi, İsa Nebi'den isteyin yardım medet. En son ana gittik ki şefaat etsin bize. Lakin o da gönderdi bizi hazretinize. Kalmadı senden başka bir kimsemiz gidecek. Merhamet et ki bize, halimiz fecidir pek. Dayanılmaz hal aldı artık bu azabımız. Sen şefaat eyle ki başlasın hesabımız. O nasıl hükmederse ona mahkum olalım. Yeter ki bu azaptan bir kere kurtulalım. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
Efendim işte malum dereden ve evliya kerimden olan Ebu Muhammed Razi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, ilim öğrenmek, ilmiyle amel etmek, amelini düzgün yapamadığını düşünüp korkmak, Allahü Teala'yı tanımanın alametlerindendir buyuruyor Ebu Muhammed Razi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurunuz efendim. Allah razı olsun. Öncelikle hocam böyle güzel program yaptığınız için sizden dua istiyorum. Kendim için, bütün insan kardeşlerim için. Allah Teala size de, sevdiklerinize de, bütün Müslümanlara, dinleyicilerimize din ve dünya saadeti versin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan etsin. Sıkıntıda olanların sıkıntılarını ahire tebdil etsin. Eceli gelenlere iman selameti ihsan etsin. Ahir zaman fitnelerinden de hepimizi muhafaza buyursun inşallah Teala. Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam ilk sorum bir arkadaş sordu. Bebek, dördüncü bebeği Allah nasip ederse olacak. İstemiyorlar diyor, tüp bağlamak, bağlatmak günah mı dedim. Bir sorayım ben hocam, bilmiyorum. Yani bildiğim kadar günah, geri kalan bilmediğim için sesini çıkarmadım. Onu öğrenmek istiyorum. Hocam bir de birisiyle mesela kul hakkı aramızdan bizim geçti yani. Benim o kişi hakkı, o kişinin bana hakkı geçtiğini çok iyi biliyorum. Yani o insana haksızlık yaptığımı biliyorum. Ama o insanın iyiliği için çok da üzülüyordum, böyle iyi olması için. İyi olmuyordu, hep kötü yollardaydı. Dua da ettim. Sonra o insandan helallik aldım, bana vermedi ama sonra mesaj atmıştı işte. Sana bütün haklarım bu dünyada da ahirette de helal olsun. O helal etmiş oluyor mu hocam? Hocam bir de ikinci sorum mu? Ben tam o kitap, şu aklıma gelmedi, Faydalı Bilgiler kitabını okuttan sonra çok kendimi böyle kötü hissettim. Çok üzüldüm hocam. Neler yapabiliriz biz? Yani sizin anlattığınız çok güzel. Biz de Müslüman karşımıza faydalı olmak istiyoruz. Kendimize faydalı olmak istiyoruz ama hiçbir şey başaramıyoruz. Yani o insanlara da faydalı olamıyoruz. Çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Onların önüne de geçemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Peki yani efendim. Çok üzülüyorum, elimde değil. Bu için bana bir yol göstersiniz. Allah razı olsun. Amin efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Hocam ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi teravih namazlarını kılacağız ya bu Ramazan'da inşallah. İnşallah. Bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun. Amin. Allah-u Teala razı olsun sizinki de efendim. Buyurun. Şimdi teravih namazlarını kılarken günlük namazlara kaza diye niyet edeceğiz ya. O niyetini nasıl yapacaktık hocam? Onu bir hatırlatırsanız çok sevinirim ben ya. Tamam efendim. Oldu efendim. Peki, hayırlı günler inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler, iyi yayınlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Hocam ellerinizden öperim. Estağfurullah, buyurun. Hocam benim bir sorum vardı. Geçen ben bir ay öncesinde bağlandığımda bu şeyden, idrardan sakınmak için pamukla ilgili bir mesele sormuştum da size. Siz bana aydınlatıcı bir açıklama yapmıştınız hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocam şurada bir şey var, sıkıntım var da ben onu çıkartmıyorum hocam. Yani bu bezelye tanesi kadar yapıp İçeride bırakıyorum hocam. Yani bu önümüzde Ramazan. Yani şimdi ben Ramazan'da ne yapmam lazım oruçla ilgili? Şafii misin? Şafiyim hocam. Hmm. Bir de bu kullandığım için sürekli her namaz için yeni abdest almam gerekiyor mu? İçinde kalıyor çünkü. Hiç çıkartmıyorum. Tabii o zaman gerek yok da. Evet. Ama Ramazan-ı Şerif'te Şafii mezhebinde bu hal oruç bozar. Onu izah edeceğiz. Tamam. Tamam hocam. Ellerinden öpüyorum hocam. Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Hanefi taklit etse olmaz mı? Şimdi kitaplarda buyuruyor ki zaruret halinde, ama bir kelime daha geçiyor. Meşakkat varsa deniyor. Sadece zaruret değil. Peki zaruret nedir? Başka çaren kalmaması. Madem oradan başladık, sondan gelelim bu seferden. Olur, buyurun sen. Zaruret veya meşakkat halinde kendi mezhebinde ruhsat olan bir hüküm, bir kavil yoksa, diğer üç mezhepte ruhsat olan veya o mezhebin bildirmiş olduğu hükmü taklit edebilir. Bir araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi dinleyicimizin sorusundan geçen sefer de hatırladı bunu. Biraz da eğer böyle olursa abdest konusunda, eğer pamuğu koymazsa abdest konusunda şüpheye düşecek. Vesvese yapacak gibi. Hı hı. Yani onun için biraz da hani sordum. Başka yolu var mı? Var tabii. Olmaz olur mu? Allah-u Teala dört mezhep imamı.
Hani bunların adetleri aslında dört değilmiş. Eshab-ı kiramın tamamı müştehitti. Tamamının mezhebi var. Tabii. İçtihatları mesela... 20 tanesinin iştihadı aynı mesela olabilir. Olabiliyor. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri de kitaplarda mutlak müştehit ifadesi geçiyor kendisi için. Ya mezhep imam aslında. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle geçiyor. Mezhep imamı şeklindeler. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'ninki, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin iştihadı, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına uygun düşmüş. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ninki de İmam-ı Azam ve Hanife Hazretleri'nin iştihadına uygun düşmüş. Ve bunlar ayrı bir yol tutmamışlar. Çünkü hele şimdi öyle bir tutmuş olsaydı şimdi diyecekler bu da böyle, bu da böyle diye göstereceklerdi. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Faideli Bilgiler kitabında da Eshab-ı Kiram kitabında da anlatılırken, en çeşitli kitaplarda anlatılırken Eshab-ı Kiram Arhimdan Efendilerimizin her biri müştehit idi, mezhep imamıydı. Ama bütün iştihatlar kitaplara geçmemiş. Çünkü onların zamanları yoktu. Yani kaleme almaya. İkinci kuşak tabi'in kaleme aldı. Onlar tedvin kelimesi kullanılıyor. Tedvin etti, yazdı. Yazdı. Yazdılar, kaleme aldılar. Ve o dönemde de müştehit çoktu. Yani İmam-ı Azam-ı Banife Hazretlerinden, İmam Malik, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerinden başka mutlak müştehit de vardı. Ama onların da bütün iştihatları, yani talebeleri olmamış, bütün iştihatlar da kitaplara geçmemiş. Hikmet-i İlahi. Allah-u Teala bu dördü. Bu dördü, bunların talebeleri var ve bütün aynı şekilde iştihatlar kitaplara geçmiş, tasnif de edilmiş ve yeryüzündeki Müslümanlar bu dört imamın bildirdikleri, naklettikleri ayet-i kerime hadis-i şeriften çıkardığı hükümlerle amel etmektedir. Yani dördünden de fazlaydı bu. Tabii. Onu şey yapıyoruz. Efendim, 10 tane olsa 10 daha hak mıydı? Tabii 10 haktı. Nasıl olur efendim? Tabii zamanımızda bunu anlamak mümkün değil. Mesela diğer dinleyicimiz dedi ki ben de Faideli Bilgiler okudum. Tabii o Faideli Bilgiler kitabını okuyunca bir okudun, iki okudun, üç okudun, dört, beş falan derken altyapın güçleşiyor. Ondan sonra bidat ehli, zındık, mezhepsiz, hatta kafirleri iyi tanımaya başlıyorsun. Yani ondan sonra herhangi bir isim üzerinde durmazsın. Efendim işte şu akademik kariyeri var, bu kravatlı, bu sakallı, bu cübbeli, bu bilmem neli falan demezsin artık. İnternette gördüm falanca hoca bir şey diyor, demezsin artık. Demezsin. Şöyle adamın hem bir iki cümlesini şöyle baktığında dersin bu zındığın teki, bu mezhepsizin teki falan. Siler atarsın hemen. Artık isim üzerinde durmazsın. Hani bazen bize soruyorlar falan kimse filan kimse. Bizim falanla filanla bir alışverişimiz yok. Kimseyle yok. Bizim derdimiz, bize Ehl-i Sünnet itikadını anlatıyoruz. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından alıp naklediyoruz. Bizim derdimiz, sıkıntımız bu. Yani bu kitaplardan alıp nakledene hürmet ederiz, saygı gösteririz, el üstünde tutarız. Başımız üstünde böyle taşırız. Ama yok, kendi kafasına göre konuşursa kusura bakmasın. Onun haddini biliriz. Yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bildirdiği hükümleri olduğu gibi aynı şekilde söyleriz. Şimdi İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh, yani ağızdan burundan girenin dışında, evet Hanefi mezhebinde de mesela makat bölgesinden içeriye bir şey girerse oruç bozuluyor buyuruyor. Fitil konusu mesela. Evet, bozuluyor. İmam-ı Şafii Hazretleri idrar yolundan da girse bozulur buyuruyor. Hatta mesela kulağa pamuk koysa o bile aynı şekilde bozuyor Şafii mezhebinde. Bunun için Şafii mezhebinde olup yani Ramazan-ı Şerif'te bunlara dikkat etmesi lazım. Orucun saatini bozmaması için. Ya şimdi gelelim sizin sorduğunuza ve bu dinleyicimizin de böyle bir konumu var, böyle bir durumu var. Şimdi tabi burada bir şey naklederken de bugüne kadar başımıza çok şey geldiği için elimizden geldiği kadar ihtiyatlı davranıyoruz ama yani konuyla alakalı olunca da o konuyu olduğu gibi söylemen gerekiyor. Bir şey söylüyorsun sonra açıyor diyor ki bak diyor böyleymiş diyor ben de böyle dediniz diyor. Öyle dediniz diyor. Öyle dediniz. Şimdi Şafii mezhebinde olup gerçekten vesveseye düşmüş, abdestinin namazında aynı şekilde kılamaz hale gelmiş birisi. O zaman hani Ramazan-ı Şerif'te gelmiş, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutacak ya orucunu da sakata bindirecek. İşte Şafii mezhebinde böyleyse o zaman da benim aynı şekilde namazım gidecek, abdestim olmayacak veyahut da iç çamaşırını her zaman değiştiremeyeceğim. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri necaset konusunda çok hassas.
damlasını bile temizlemesi lazım. Bu da garanti değil. Yanında da aynı şekilde şort taşıyacak hali de yok. Çalışıyor iş yeri. Kadın olsun erkek olsun meşakkat. Peki böyle durumda ne yapabilir? Taklit edebilir. Yani abdestin namazını kurtarmak için, oruçta da İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin kavline göre bozmaz diyerek bununla amel edebilir. O ruhsat var. Ama bu dinleyicimize mahsus bir şey bu. Bu dinleyicimize mahsus. Şimdi Şafii mezhebinde olup da yani gene gelir. Yani müteyakkız ol. Kadın erkek olsun. Böyle bir cevap verdiniz siz. Öyleyse ben de bundan istifade edebilir miyim? Şimdi istifade edip etmemen o bizi tabii bir müştehit imama tabi olarak yaparsan o sahih olduğu Faidel Bilgi kitabında da yazıyor. Ancak biz kitapta olanı naklederiz. Her Müslüman, kadın olsun erkek olsun, oturup benim şartlarım buna uyuyor mu uymuyor mu diye düşünmesi lazım. Benim şartlarım buna uyuyor mu uymuyor mu? Yoksa tembellik mi yapıyor? Çünkü herkes kendi hesabını kendi verecek. Ya biz sadece kitaplarda olanı naklederiz. Yarın mahşer günü senin kalbinde olanı ben bilemem. Açarsın telefon, dersin ki ben de aynen onun gibiyim. O ruhsatı kullanabilir miyim? Kullanabilirsin deriz biz. Ama gerçekten öyle misin, değil misin? Ben bilemem. Başkası bilemez senin halini. Ama bir kendin, bir de Allah-u Teala bilir onu. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Hiçbir zaman unutmamak lazım. Tembellikten mi yapıyorum? Ya şimdi benim dizlerimde o menisküsten ameliyat olduktan sonra şey yapıyordum falan. Yani bir ara oturup ayaklarımı uzatarak namaz kıldığım oldu ondan sonra. Yani elhamdülillah ondan sonra toparladım falan. Bazen mesela namaz kılarken küt diye bir şey oluyor falan. Oturarak devam ediyorum. Ama kimse duymasın da bazen de bakıyorum tembellik ağır basıyor. Ya idare et işte, senin ayaklarda da şey var işte, oturarak devam ediver falan. Geliyor. Gelmiyor değil. İş oraya götürüyor. Ben seneler önce onu gençlere de tavsiye ediyordum da Kösek adı Uçtaki Adam. Roman bunlar. Mehmet Özdemir miydi neydi yani hazırlayan yazanı da falan. Şimdi Allah rahmet eylesin, Türkiye Gazetesi'nde beraber geliyordu, hani bize yazılarını getiriyordu, Şah Apayhan vardı. O da tarihi romanlar yazardı falan. Çok efendi, kibar bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Ona bir gün demiştim, Şahap abi dedim, şeyin onlar Babali'nin şeyleri, yani çizer ve yazar takımındandı. Öyle birisi, isim yapmış kimselerdi. Şahap abi dedim, bu romanlar dedim, oturup dedim hayal dünyasına mı yazıyorsunuz falan, tarihi romanlarda. Çok şeydi yani, tarihinde bilen, seven, ecdadı da sarayda hizmet etmiş, öyle kibar, terbiyeli, edebili birisiydi. Dedi estağfurullah Osman'cığım dedi, olur mu öyle şey dedi. Biz dedi Becevi tarih ve benzeri tarihlerden, tarih kitaplarından bunları alıyoruz. Ama roman vari yazıyoruz dedi. Yani orada anlatılan hadiseler doğru. Olmuş hadiseler. Evet, hadiseler doğru. O bahsetmiş olduğum Kösek adı Uçtaki Adam'da da aynı şekilde yine Akıncılar anlatılıyor. Ben de Akıncı romanlarına karşı, Akıncılara karşı, hayatlarına karşı bir. Çünkü hakikaten gıpte eder, imrenirdim onları. Hakkıda Mustafa Bey, onlar da Allah-u Teala ayrı yaratmış ya. Mesela biz okurken böyle Tuna Nehri'ni gece palalarını ağızlarına şey yapıyorlar, yüzerek karşı tarafa geçiyor, hareket yapıyorlar, tekrar yüzerek geçiyorlar. Yaz kış diyor ya. Soğuyor musun? Şey değil, ekvatorda değil bu Tuna Nehri, tamam mı? Kuzey yarım kürede. Bunlar değişik adamlar. Tabii. Ya dedim bunlar aynı şekilde at sırtında çoğu zamanlar falan. Atları da cinsmiş. Şahap Ayhan anlatırdı, Allah rahmet eylesin. Kartal kanat takırlarmış şeyler. Dedim ya Şahap abi ne işe yarar oğlum? Kartal kanadı. Dedi ki at dedi hızını alınca kanatlar açılır dedi. Açılınca o hava dedi o sırtındakinin yükünü hafifletir dedi. Hafifletir. Hafifletince dedi mesela dedi 10 kilometre mi gideceksin 15 kilometre gider o zaman dedi at. O hızla dedi. Ve dedi öyle cins atlar ki dedi. Binenini iyi tanıyor. Ha bu iyi binici. O sahibine öyle itaat eder ki dedi. Mesela dedi ok menziline girdikleri zaman dedi.
üstündeki dedi, yan yatar dedi. At dedi bunu hisseder, tehlike var dedi. Dört nala oradan uzaklaştır, ok menzilinden uzaklaştırır dedi sahibini. Hani at sahibine göre kişiler derler ya, evet. O laf olsun diye değil. İşte orada da benim o köse kadar, üç dakika kadar da orada bir şey dikkatimi çekti. Osmanlı istihbaratından birisi, Macaristan'da. İsine bilmem işte bir Macarca bir isim koymuşlar. Bunun orada yaş olması gerekiyor. Meyhaneye gidiyor. Bir gün, alkol alacak yani. Alıyor. Vazifesi gereği. Bir gün gitmiş. Ona böyle çok taaccüp ettiydim dedim. Nasıl bir eğitimle bunlar yetiştirilmişler diye. Böyle tam içecek. Zım diye duruyor. Diyor bir dakika diyor ya. Ben vazife için mi içiyorum? Yoksa ipin ucunu kaçırdım mı? Hani ben dizim ağrıyor onun için mi oturuyorum? Yoksa ipin ucunu kaçırdım mı? İpin ucunu kaçırdım mı? Ha dedim ya müthiş bir şey hakikaten o. Müthiş bir şey. Yani onlara öyle güzel bir eğitim verilmiş ki, öyle güzel bir eğitim verilmiş ki onu şey yapabiliyor. Dolayısıyla şimdi bu dinleyicimiz de vesile oldu. Biz de dinimizin bildirmiş olduğu ruhsatı, tamam zaman zaman aynı şekilde İmam-ı Rabbani Hazretleri ruhsatta da amel etmek lazım. İnsanın aslını ortaya koyar. Ama hep de böyle ruhsatları toplamamalı. Zaman zaman aynı şekilde azimet denilen o zor kısmı da tatbik etmeli. Birazcık şey yapmalı, kendimizi zora sokmamalı. Ama bu dinleyicimiz, siz de hatırladınız, daha önce de girdi hakikaten. Yani şey, vesvese noktasında, işin içine çıkamayacak durumda, karıştıracak işi. Onun için Maliki Hanefi mezhebini taklitte bilir, edebilir, orucunu da öyle tutabilir. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, dünya mümine zindan, kafire cennettir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya müminin zindanı, kafirinse cennetidir buyuruyor. Salih Müslüman genelde gayet rahat bir araya gelir. Güzel evlerde oturur, güzel vasıtalara biner, güzel elbiseler giyer ve güzel yemekler yer. Burası ona nasıl zindan olur? Cennetteki sonsuz olan o güzelliklerin, o nimetlerin, o sohbetlerin yanında elbette zindan olur. Burası kafir için niçin cennet? Kafir çok sıkıntılı bir hayat yaşasa da cehennemde çekeceği sonsuz acı azaplar yanında dünya ona cennet gibi gelir. Yani cehennemdeki hayatına göre burası onun için cennet sayılır. Müslüman isterse altın sarayda olsa da yine onun için dünya zindandır. Niye? Sevdiklerimiz yok. Hatıralar yok. Cennetteki güzellikler ve sohbetler yok. Bunların hepsi olsa bile burası geçicidir, bir rüyadan farksızdır. Bu fani dünya sonsuz olan cennet hayatıyla nasıl mukayese edilebilir? Peki dünya müminin zindanı olduğu halde nasıl oluyor da yüzümüz gülebiliyor? Çünkü Resulullah Efendimiz dünyada birbirini seven cennette beraber olur buyuruyor. Büyükleri hasretle ananlar, onları severek hatırlayanlar bu sevgiden dolayı bir araya gelirler. Şimdi yüzümüzün gülmesi bundandır. Yoksa iyi bir arabamız, rahat bir evimiz olsa, çok para da kazansak geçici dünyada gülmeye değer mi? Bunları sonsuz nimet saymak, sırf dünya için yaşamak, ahiretteki sonsuz azapları düşünememek büyük ahmaklık olur. Sıkıntısız Müslüman olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz, mümin illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır buyuruyor. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillet de zelil olmak, hakarete uğramaktır. O zaman yapacağımız ilk iş tövbe ve istiğfar etmektir. Eskiden bir Müslüman evde bir bardak, bir çanak kırılsa, benim yüzümden oldu diye tövbe edip iki rekat namaz kılarmış. İkincisi de, kendimiz büyüklerin nasihatlerine uyduğumuz gibi, biz de başkalarına dine uygun şekilde nasihat etmeliyiz. Ama nasıl olsa ağzım laf yapıyor, şöyle bir konuşurum, herkesi yola getiririm demek ve böyle düşünmek yanlıştır. Kendi kendimizi kandırmaktır. Bizim nasihatimizle hiç kimse düzelmez. Aksine daha da bozulur. Nasihatin yolu vardır.
kitaptan açıp büyüklerin sözlerinden okumalı ve kitabı ona vermeli. O nasihat okuyana da, okutana da, dinleyene de herkese faydalı olur. Büyüklerin sözüyle düzelmeyen kimse zaten bizim sözlerimizle asla düzelmez. Onun için kendimizi aradan çekip trafik levhası gibi büyükleri göstermeliyiz. Dünyada rahatlık iyi bir şey olsaydı Allahü Teala'nın Habibi sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat olur, hiç sıkıntı çekmezdi. Halbuki Resulullah Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. Cebrail aleyhisselam gelip, ya Resulallah, kardeşim Mikail karşıda, dağın üzerinde bekliyor, emredin bütün kafirleri yok edelim deyince, hayır, ben insanların azap çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, huzura kavuşmaları için gönderildim buyurdu. Sıkıntılar, üzüntüler, yokluklar, hatta iftiralara uğramak bu yolun şanındandır. Evliya-i kiramın, hatta Eshab-ı kiramın çektiği sıkıntılar da çok fazlaydı. Onlar bizim çektiğimiz sıkıntılardan kat kat fazlasını çektiler. Bu sıkıntılar mücahitlerin aşkını, hevesini artırır. Hastalığa, sıkıntıya üzülmemeli. Ancak ibadetlerine ve dine hizmet etmesine mani olursa o zaman üzülmenin mahsuru olmaz. Bununla beraber hastalık ve sıkıntıları istememelidir. Hasta olmamak için sebeplere yapışılır. Buna rağmen gelirse sabredilir. Ahiret lezzetlerini gideren cahillerin aradıkları lezzetlerdir. Allahü Teala'nın başkalarına verdiği nimetler dostlarına rahmettir. Başkaları nimet gelince sevinir, dert gelince üzülür. Bu büyükler nimette de dertte de sevinçlidir. Çünkü bunlar işin güzelliğine, çirkinliğine değil, işi yapanın güzelliğine bakar. İşi yapan sevgili olduğu gibi işleri de sevgili olur ve tatlı gelir. Bu dünyada her şey güzel olan yapıcının işi olduğundan dert ve zarar verse de bunlara istedikleri ve sevdikleri şey olur. Kendilerine tatlı gelir. Allahü Teala dostlarını her an kendi arzusuna razı ettirip zevk ve lezzet içinde tutuyor. Başkasına dert olan dostlar için cemal ve kemal oluyor. Bunların arzularını arzu edilmeyen şeyler içine yerleştirdi. Dünya lezzetlerini başkalarının aksine ahiret derece ve lezzetlerinin artmasına sebep eyledi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah yolundaki mümine isabet eden her yorgunluk, hastalık, sıkıntı, üzüntü, keder, hatta ayağına batan diken bile günahlarına kefaret olur. Allahü Teala'nın hayrını murad ettiği kul, belalara maruz kalır ve meşgul olacağı mal ve evladı kalmaz. Nimete kavuşması için insana musibet gelir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki son dinleyicimizin sualinin cevabını vermiştik. İlk dinleyicimiz dedi, dördüncü çocuktan sonra ne diyorlar, kordon bağlama diyorlar. Evet. Yani kısırlaştıracak, bir daha hamile olmasın diye. Tüpleri bağlatma. Tüpleri bağlatma diyorlar falan. Dinimiz buna izin vermiyor. Ancak bir zaruret varsa, başka alternatif yoksa, yani başka çareler var bunun çocuk olmaması için. Yani kadın da erkek de aynı şekilde tedbir alabilirler. Kitaplarda bildirilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde gelip arz edenler olmuş. Kitaplara geçmiş bunlar. Böyle bir zaruret varsa, yani başka da alternatif yoksa olabilir. Yoksa caiz değil. Caiz değil. Efendim, birisi dedi, işte şey yapıyorduk, ben dedi aslında onun iyiliğini istiyordum dedi, arada bir şeyler şey yaptı falan dedi, oradan da yüzüme karşı dedi, hakkını helal etmedi ama dedi, böyle helallik dileydim falan söylemedi ama gıyabında bütün haklarımı ben helal ettim demiş, böylece helal etmiş olur mu? Olur. Dediyse olur. Bir de dinleyicimiz dedi ki, ben dedi Faydalı Bilgiler kitabını okudum. Okuyunca dedi, tabii insan okuyunca, bilince kıymetli oluyor. Ondan sonra
bunu da böyle ihlasla, samimiyetle okuyunca ondan sonra ayakların yere basıyor. Diyorsun, o zaman ben ne yapacağım? Yani Allah-u Teala, ben de Allah-u Teala kuluyum. Bana iman vermiş, hidayet nasip etmiş. Ben nasıl faydalı olacağım? Nasıl destek vereceğim? Nasıl yapacağım? Ne edeceğim? Bu telaşa düşer mi? Evet, bu telaşa düşer. Ve dinleyicimiz aynı şekilde. Peki ne yapacağız? Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler hep böyle anlatırlardı. Buyururlardı ki, yani Allah-u Teala bir kuluna bir iman verdiyse, doğru bir itikad nasip ettiyse, bunu başkalarına ulaştırması lazım. Ama efem ilmi yok. O zaman bu konuda hazırlanmış kitapları bedenen. Efem bu da mümkün değil. O zaman aynı şekilde bunları yapanlara malen destek vereceksin. Malen destek vereceksin. O da mümkün değil. Ne bedenim müsait, ne cebim müsait. O zaman üçüncü olarak, ya Rabbi senin dinine hizmet edenleri muvaffak eyle. Onları her türlü beladan, musibetten, zarardan koru ya Rabbi. Onları muvaffak eyle ya Rabbi diye dua edecek. Ve hemen abire üstüne basa basa buyururlar, dördüncüsü olmayın. Ya bedenen, ya malen, ya da dua ile iştirak etmek lazım. Ya da dua ile iştirak etmek lazım. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken, işte o zaman köy köy, şehir şehir, en ücra noktaya kadar gidiyordu. Yani bu işe gönül vermiş olan arkadaşlar. Biz de o zaman Balıkesir Gönen'deydik. Orada 3-5 arkadaştık. Her gece giderdik. Köylere giderdik. Ve hiç kimse kitap almasa bir tane yine aynı şekilde hediye edin, bırakın oraya. Mutlaka aynı şekilde gidin. Bunun birçok faydaları var diye anlatıyorlardı o zaman. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala, bir emir maruf yapılıyor. İki, Müslümanların kalbine de kuvvet veriliyor. Bu dini bozanlar kravatlı cinsi, sakallı sarıklı cinsi. Çünkü Şeyhülislam makamına bile masonlar gelmiş. Adam sarıklı sakallı cübbeli ama mason. İşte Reşit Rıza'ları, Abdullah'ı, Cemalettin Efkani'leri, bunların hepsi aynı şekilde sarıklı sakallı cübbeli adam ama mason. İhanet etmişler, hain, zındık, uşak olmuşlar, ajan olmuşlar. Dolayısıyla Müslümanlar garip kalmış. Hele Ehl-i Sünnet itikadı garip kalmış. Mesela Şiilik devlet desteği var, Vehhabilik devlet desteği var. Mezhepsizliği zaten zındıklığı Batılılar destekliyor. Londra merkezli, Tel Aviv merkezli, Washington merkezli, böyle merkezlerden bunlara para da akıyor. Ama Ehl-i Sünnet garip. Dolayısıyla dedelerimiz dini İslam'a hizmet etmişler, Ehl-i Sünnet'e hizmet etmişler. Ve biz onların torunlarıyız. Asırlardan aynı şekilde senelerdir uğraşıyorlar. Hala o zamandır uğraşmaya da devam ediyorlar. Vatandaş aynı şekilde ayağına kadar bu kitapları gidip de böyle kravatlı, temiz giyimli kimseleri görünce şey yapıyor, söyleyiver, seviniyor, dua ediyor. Hatta bir seferinde bir dönüşte bu Çanakkale'nin bir kazası, bir köyünde rastlamıştık. Bir genç 25-26 yaşlarında çay ikram etti. 3-5 kişi var zaten kahvede. Bir çay ikram etti, dedi. Bir içer misiniz falan dedi. Bu köyde de hemen hemen herkes dedi bu kitap var. Ben de hastayım, rahatsızım. Ama dedi, sizlere tıkıptı ediyorum, imreniyorum dedi. Ya Rabbi bana da sıhhat verseydin de ben de köy köy dolaşsaydım, senin dinine hizmet etseydim. Ama dedi, ne cebim müsait, ne bedenim müsait. Dua ediyorum dedi. Allah Allah dedi, dua ediyor. İçinden böyle gelmiş. Tabii itikad düzgün olanın kalbine doğru olarak aynı şekilde o ilham edilir gelir. Dolayısıyla bu dinleyicimiz de eğer bedenen yapamıyorsa veyahut da malen de yapamıyorsa hepimiz aynı şekilde dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Dua etmekle mükellefiz. Gelelim efendim. Artık son dinleyicimiz oldu. Teravih namazıyla alakalı. Nasip olursa cuma akşamı teravih namazı başlıyor. Sahurda cuma günü. Yani cumartesiye bağlayan gece sahura kalkıyoruz efendim. Ve teravih namazını da aynı şekilde o gece kılacağız nasip olursa, Allah-u Teala ömür vermişse. Şimdi kazaya kalan namaz borcu varsa, dört mezhepte de aynı bunun hükmü. Teravihi, özür dilerim, bu sene camilerde artık yüz yüze kılabileceğiz. Yani, değil mi? Evet. Kılınabilecek. İki senedir kılınamıyordu peki. Pandemi sebebiyle. Şimdi ya hakikaten pandemi dedin de ne oldu birden suslusu oldu.
geçenlerde aklım haberlerde geçiyor da falan, artık 3-4. haber falan, birinci sırada geçmiş. İşte şu kadar test yapılmış da falan da, peşmekan da falan, şu kadar ölmüş de falan. Bitti o yani. İnternet sayfalarına bile artık haber siteleri onu koymuyorlar. Koyan da altlara koyuyor. Yani ta gerilere, gazetelerde bile çok gerilerde kalıyor falan. Dedim ne oldu da bitti peki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neyse. O konu uzun bir konu. Canım. Uzun bir konu. Girmeyelim, girmeyelim. Bizim konumuz da değil zaten. Tamam. Abi bizi ilgilendiren tarafı şu. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer ben unutursanız rızıklarınızı kısarım. Şimdi pahalı falan filan. Hatta peygamberimiz zamanında da olmuş, böyle pahalılık da geliyorlar. Hani mark koyuyor, şey koyuyor. Fiyatları yükselten de indiren de Allah-u Teala'dır. Biz bereket isteriz. Biz bereket isteriz. Dolayısıyla biz Rabbimizden bereket isteriz. Ramazan-ı Şerif'te. Ben bir şey, özür dilerim, gene sözünüzü kesiyorum da. Pandemiden önce bazı konularda mesela insanlar azgınlaşmaya başlamıştı. Kendi çevremizden falan da görüyorduk bunu. Pandemi buna engel oldu hocam. Değil mi? Evet, yani o mesela o konular, bazı şeyler unutuldu o zaman. Yapılmaya yeni yeni başlanan bazı şeyler unutuldu, bertaraf oldu yani pandemi sebebiyle. Yani Allah-u Teala işte dediniz ya, hani ne oldu da o ne oldu? İşte adam böyle engeller yani. Tabii. Yani dua edin ki böyle yani. Şimdi mesela Türkiye'de her şey birden zınk diye fırladı. Değil mi? Yani fiyatları yükseldi. Ama o bir savaş çıktı. O fiyatlar unuttu millet, tamam mı? Öyle ya. Senin ülkene bir sirayet ederse ne olur? Aha, dibinde Suriye, ne olduğunu görüyorsun. Aha işte her gün televizyonda görüyorsun. Ukrayna'da aynı şekilde şehirler, mehirler falan. Paranın bile satın alamayacağı durumlar olabilir. Tabii. Şimdi Ukraynalı 2-3 milyon kişi memleketini terk etti. Yani. Ya vatan yok, vatan. Efendim gittiği yer, gittiği yerde ne olur bilemiyorum. Şeyde o Birinci Can Harbi'nde Balkanlardan işte göçü Türk asıllılar var, Arnavut kökenler var, Boşnak kökenler var. Mesela bir Arnavut aile yani Türkiye'ye gelmişler, dedeleri ilk gelmiş. Türkçe bilmiyorlar. Çocuklarıyla beraber gelmiş, oradaki zulümden kaçmışlar, gelmişler. İşte torunlar var orada, çocuklar, onlar okula gönderiyor. Çocuklar da bilmiyor Türkçe. Adamcağız dedeleri, çocukların dedeleri böyle. Onlar gider uzaktan bakar, ağlarmış. Ya aynı duruma düşeceksin. Yani. Ya bir ülkeye gittin, dilini bilmesin, şeyini bilmesin. Kendin de, çoluğun, çocuğun da perişan. Efendim işte benim işte arabaya zam gelmiş de bilmem ne. Yani arabası ne, aynı şekilde vatan gitmiş. Ev, bar diye bir şey kalmamış. Yok bir şey. Yok bir şey. Ukraynalılar şimdi keşke evimizde olsaydık da. Tabii. Zamlı zamlı alıyorsaydık. Beterin beteri vardır. Bunu unutmamalı. Beterin beteri vardır. Bunu unutmamalı. Tabii konu konuyu aşıyor da beterin beteri var deyince. Şimdi büyüklerden bir zat böyle sohbet ediyor. İşte diyor ki beterin beteri var. Allah'tan gönderdiği şeyler. Talebenin bir tanesi de sıkıntılıymış. Bir sürü sıkıntılar var falan. Demiş hocam, demiş ya. Senin demiş tuzun kuru. Beterin beteri. Ya bundan da beter olur mu demiş ya. Bundan da beter olur mu? Ondan sonra neyse bir hadise vuku buluyor. İşte jandarma polisi ararken bunu da suçlu diye onu da götürmüşler. Onu da götürmüşler. Halbuki bunun alakası yok. Bunun alakası yok. Neyse o zat gitmiş. Evladım demiş, şükret, sabret, beterin beteri var. Demiş hocam. Dalga mı geçiyorsun? Demiş hapse girdim. Beterin beteri ne olur falan. Neyse. İçeride bir hadise vuku bulmuş. Bunu hücreye atmışlar. Gene o zat gidiyor. Demiş evlat şükret, beterin beteri var. Demiş ne beterin beteri demiş, hücredeyim. Neyse o saat gene gitmiş. Şimdi başka birisi orada şey yapmış, söyleyiver hadise çıkarınca. Onu da bunun hücresine, yatacak oturacak yere ayakta duruyorlar. Fakat adam ishalmiş. Kimse de yardım et diyor sabaha kadar. O ise bu temizliyor demiş de sen temizleyeceksin. Sen temizleyeceksin. O zaman jeton düşmüş. Ana demiş beterin beteri varmış. Tekrar o zat geliyor. Diyor ki evlat nasılsın? Hocam çok iyiyim diyor. Beterin beteri varmış. Beterin beteri varmış tabii. Onun için iyi düşünmek gerekir. Beterin beteri var. Hiçbir zaman unutmamalı. Efendim şimdi
Teravih namazını ne yapacağız? Efendim cemaate gittiysek, camiye gittiysek teravih diye kılacağız. Camilere de gitmek lazım. Çünkü boş bırakmamak lazım. Peki evde kalacaksak bir günlük kaza namazı kılacağız. Nasıl yapacağız? Niyet ettim Allah-u Teala rızası için kamet getireceğiz. Yatsının farzını, son sünnetini kıldıktan sonra kalkacağız, kamet getireceğiz. Niyet ettim Allah-u Teala rızası için ilk kazaya kalan sabah namazının farzını ve teravih namazına iki rekat selam veriyoruz. Kalkıyoruz, kamet getiriyoruz. Niyet ettim ilk kazaya kalan öğle namazının farzını ve teravih namazına dört rekat. Kalkıyoruz, kamet getiriyoruz. Niyet ettim ilk kazaya kalan ikindinin farzını ve teravih namazına kalkıyoruz, kılıyoruz. Sonra ilk kazaya kalan akşamın farzına, teravih namazına, ilk kazaya kalan yatsının farzına, teravih namazına. Ve Hanefi mezhebinde olanlar vitirde kaza edecekleri için ilk kazaya kalan vitir ve teravih namazına diyecek. Ondan sonra da en son vitiri kılacak. Böylece ne oldu? Bir günlük 20 rekat namaz kıldı, teravih namazı da kılmış oldu ve bitti mi bitti. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.